Bioskop TV'nin 51. açık oturumuna hoş geldiniz. Bu akşam yine her zaman olduğu gibi memleket meselelerini ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. İki konuğumuz var. Stüdyoda Profesör Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Skype üzerinden de Washington'dan Amber'in Zaman'la bir arada olacağız. Amber'in Zaman'dan değerlendirmelerini alacağız. Amber'in Zaman, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye 2 haftadır Cerablus'taki Fırat Kalkanı adı verilen operasyonla meşgul. Enteresan bir sıralama oldu. 12 Ağustos'ta Membiç IŞİD'den temizlendi. 20 Ağustos'ta ise Gaziantep'te bir canlı bomba patladı. 54 yurttaşımız orada hayatını kaybetti. IŞİD'in canlı bombası olduğu söylenen, hatta çocuk olduğu söylenen bir militan tarafından gerçekleştirildi bu katliam. Sonra 23 Ağustos'ta Mesut Barzani Bakır'ı ziyaret etti. Hemen ertesi gün sabah 4'te adı verilen Cerablus operasyonu. Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ankara'yı ziyaret etti. 24 Cerablus'taki operasyon devam ediyor. Cerablus'taki operasyon resmi olarak şöyle tanımlıyor. Silahlı kuvvetlerinin destekliği özgür Suriye ordusu Cerablus'u ışıklandırıyor. Ankara'dan silah başlığı gerçekten silah vermiyor. Ankara'ya gelmesinin anlamı neydi? Birincisi operasyonun hemen başlayacağı konusunda, yani o gün başlayacağı konusunda bilgisi yoktu Amerika'nın. Çok böyle sürpriz olarak geldi Amerikalılar için. Dolayısıyla Biden'ın gelişiyle operasyonun başlamasını birbirinden ayrı tutmamız gerekir. Biden'ın gelişi operasyondan önce tasarlanmış geziydi ve tümüyle Türkiye'nin gönlünü almak, tabiri caizse biraz gazını almak için yani gerçekleşen bir ziyaretti ve nitekim orada biliyorsunuz Türk tarafı bayağı sert bir dil kullandı. Yani zaman zaman diplomatik teamülleri de aşan, hatta işte onu karşılayan kişi sanıyorum vali yardımcısıydı. Yani Türkiye hoşnutsuzluğunu net bir şekilde belirtmek ihtiyacı hissetti. Biden da hep alttan alan bir pozisyondaydı. Bir hatırlarsanız YPG konusunda da Türkiye'den yana bir tavır sergiledi. Membiç'ten geri çekilmesi ve Fırat Nehri'nin doğusuna gitmesi, kayması gerektiğini vurguladı defalarca Biden. Aynı gün ya da ertesi gündü yanılmıyorsam Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan da böyle bir açıklama geldiği söylendi Türkiye'de. Bir haber sızdırıldı, daha doğrusu muhtemelen Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından sızdı haber. Dendi ki John Kerry Türk Dışişleri Bakanı'nı aradı ve biz işte PYD'ye Fırat'ın doğusuna geçmeyiniz, bulunduğunuz yerde kalınız dedik dendi. Şunu merak ediyorum, çok affedersin, şunu merak ediyorum. Yani burada şöyle bir algı var. Şimdiye kadar PYD ile çalışan Amerika Birleşik Devletleri Cerablus operasyonu ile birlikte
Tavır mı değiştirdi? Öyleyse niye tavır değiştirdi? Hayır, bu bir tavır değişikliğinden ziyade bir balans ayarı. Cerablus operasyonu 2 yıldır neredeyse gündemdeydi. Bir türlü gerçekleşemiyordu. Onun nedeni de şu, muhaliflerin yetersizliği, bir kere sayı olarak yetersizliği. İkincisi de hep birbiriyle çatışan, bir şekilde IŞİD'e karşı mücadelede başarı sergilemeyen bir grup söz konusu. Çünkü hatırlarsanız Cerablus operasyonu öncesinde Ray kentini, daha doğrusu kasabasını almaya yönelik birkaç kez seçimler bulunuldu. Bu muhalifler Amerika'nın hava desteğiyle Ray'ı almaya çalıştılar. Aldılar ama bu sefer tekrar kaybettiler. Aldılar, tekrar kaybettiler. Yani çok başarılı olmadılar. Dolayısıyla o iş hep bu Cerablus operasyonu erteleniyordu. Bunun bir başka nedeni de şu, Türk tarafı ısrarla hani bizim de güçlerimiz, yani Türk ordusuna bağlı güçler bu operasyona dahil olup ÖSO'ya yardımcı olacaksa, ki sadece ÖSO yok orada, onu da belirtelim. O zaman Amerikan özel kuvvetleri de bizimle birlikte sahada bulunsun şeklinde bir dayatma içerisindeydi. Amerika bu Wall Street Journal'da çıktı nitekim bir iki gün önce. Ben daha önce de yazmıştım bunları. Amerika o gruplara, özellikle de bahsettiğim cihatçıların mevcudiyeti yüzünden, Ahrar-ı Şam gibi, Nureddin Zinki gibi daha böyle çok radikal gözüken grupların varlığı nedeniyle böyle mesafeli bakıyordu, o, yani kendi güçlerinin sahada bulunmasına. Özellikle de Beyaz Saray'dan bir direnç söz konusuydu. Bütün bunlar işte bunların pazarlığı, işte istişareleri yapılırken Türkiye aniden ve sanırım YPG'nin Memliç'i aldıktan sonra işte el baba devam ediyoruz, koridoru açıyoruz diye Memliç'in de kuzeyine doğru yönlenmesiyle birlikte Türkiye her şeyi erken aldı ve operasyonun start düğmesine bastı. Amerika'dan da hava desteği talep etti. Amerika bu kadar ani beklemiyordu bunları, yani daha zaman gibi. Yani konuşuluyordu her şey. Biraz bir oldu bitti söz konusuydu ama nitekim yardım da etti Amerika. Havadan destek tuttu bu operasyona. Hangi noktada o yardımı kesti? Türkiye daha da güneye giderek işte YPG üzerine gitmeye başladığı noktada durun dedi. Anladım. Müsaadenle hocaya dönelim. Şuradan başlayayım. Türkiye'nin Cerablus'taki faaliyeti, futbol tabiriyle Türkiye'nin Suriye'de topa girmesi midir? Bu Amerika'nın istediği bir şey miydi? Şimdi Türkiye Suriye'de başından beri topa girmişti de farklı bir oyun oynuyordu. Şimdi herhalde oyun stili değişti. Biraz oyunu yönetenlerin koyduğu kurallar çerçevesinde hareket etmeye karar verdi ve farklı bir taktik uygulamaya geçti. Yani hani sizin terminolojiyi geliştirirsek. Şimdi Amerika'nın oyun planı neydi %100 bilmemiz mümkün değil ama Amerika başından beri Türkiye kesinlikle bölgeye girmesin, giremez, girmemelidir gibi bir şey söylemedi. Hep onların söylediği, tamam eğer bir operasyon yapmak istiyorsanız bunun çerçevesini çizelim. Kime karşı, nerede, ne kadar yapılacak ve önceliğinde IŞİD olması gerekiyor. Yani IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra. IŞİD'in ortaya çıkmasından önce biliyorsunuz Suriye krizi daha eski bir şey, yani İç savaş. O zaman da bir birliktelik mesela aşağı yukarı bir buçuk yıl kadar, belki 2 yıla yakın iç savaş çıktıktan sonra Türkiye ile Amerika birbirine çok yakın pozisyonlarda idiler. Birlikte yani operasyon yapmıyorlardı ama birlikte bir süreç geliştirmeye çalışıyorlardı. Özgür Suriye Ordusu'na daha sonra dönüşecek farklı grupları bir araya getirmek için, hatta onları eğitmek için bir çaba içine girdiler. O dönemde bile Amerika çok fazla doğrudan Esad rejimine yönelilmesini çok istemiyordu. Belki ilk 6 ay bunu ifade ettiler, hani Esad'la bu iş olmayacak falan filan diye.
Fakat bir süre sonra artık onun ne kadar yani kalıcılığı da belli olduktan sonra ve daha da önemlisi bu muhalif grupların bir türlü bir araya gelip doğru düzgün emir komuta zinciri de olan, hiyerarşisi olan bir yapı kuramadıklarını görünce, iki, cihatçı bir takım grupların, hatta El-Kaide ile bağlantılı bir takım grupların bunların içine girip sızmaya başladıklarını, hatta bunlarla çok geçişkenli olduklarını görünce onlarla arasına bir mesafe koymaya başladı. Şimdi o noktada zaten Türkiye ile Amerika birbirinden ayrışmaya başladı pozisyonları. IŞİD ortaya çıkıp Irak'ta önce sonra Suriye'de belli bir bölgeyi ele geçirdiğinde bu ayrışma tepe noktasına ulaştı. Çünkü Türkiye hala ve ısrarla bizim esas hedefimiz Şam'daki Esad rejiminin devrilmesidir. Suriye'nin geleceğinde bu yoktur derken Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Rusya geçiş sürecinde bununla olabilir. Bizim şimdiki esas hedefimiz IŞİD'dir dediler ve Amerika sürekli Türkiye'yi IŞİD'e doğru. Yani Türkiye bunu bir türlü kabul etmedi ve istemiyordu. Hani bu anlamda bakarsanız bu Amerika'nın evet bir oyun planıydı. Türkiye kendi oyununu değiştirdi. Yani kendi Suriye'deki hedeflerini değiştirdi. Yani bunu sizin başbakan ifade etti. Bir an önce söylediğinize bakarsak o zaman Amerika'nın Suriye'deki hedefiyle Türkiye'nin Cerablus operasyonu ile birlikte şimdiki hedefi artık örtüşüyor mu? %100 örtüşmüyor tabii ki. Çünkü Türkiye hala ilk şeyi hatırlayın, operasyon başladığındaki ilk açıklamayı hatırlayın. Aslında operasyon hedefi hiç de gizli değildi. İlk açıklamada bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinden bahsediyorlar. Dolayısıyla terör örgütü olan IŞİD'den değil, terör örgütlerinden çoğul konuşunca herkes diğer örgütün PYD, PKK bağlantılı PYD olduğunu daha birinci günden biliyordu. Şimdi Amerika'da ve Rusya'da ve hatta Suriye dahil buna Türkiye'nin operasyonuna ilk başta ciddi bir tepki vermedi. Hatta yani destek verdikleri bile söylenebilir. Bu illaki mesela Suriye Türkiye eleştirdi ama eleştiri aslında tamam ne yaptığınızı biz göz yumuyoruz eleştirisiydi. Şimdi bir noktadan sonra hani sayın zamanında dediği gibi bir noktadan sonra ayrışma başladı. Yani şu anda Amerika Türkiye orada IŞİD'e karşı hareketi sürdürdüğü sürece Türkiye'ye destek vermeye ve hedeflerini örtüşmeye devam edecektir. PYD konusunda sanırım böyle bir bekleme noktasına gelindi. Yani Amerika'nın hem Türkiye'ye yönelik açıklamaları hem PYD'ye yönelik açıklamalarıyla ve Rusya'nın bu arada benzer açıklamaları nedeniyle şu mesajı Türkiye'ye veriyorlar. Yani biraz sabırlı ol, bekle, burada yavaş hareket et, PYD'ye doğrudan saldırma, bombalama, biz onları buradan çıkartacağız. Yani Fırat'ın doğusuna geçireceğiz. Bu çerçevede Türkiye hareket ettiği sürece PYD politikasında da Amerika ile anlaşabileceğini tahmin ediyorum. Yani ama PYD'ye doğrudan saldırdığı zaman Amerika buna karşı çıkacaktır. Zaten söylüyor da karşı çıkıyor. Bir de eğer Türkiye bu işi hani tamam ne güzel Cerablus'u aldık, işte bütün o hattı kapattık Azez'e kadar. Aşağıya doğru da indik, tamam Münbiş'ten de çekildi PYD, biz orayı da aldık, güzel. Şimdi biraz daha büyüyelim, işte Fırat'ın doğusuna geçelim falan derse bu sefer tamamen farklı bir çatışmacı noktaya doğru gidecektir Amerika-Türkiye çıkarları. O noktada kim kiminle çatışır? Yani o noktada herhalde PYD ile Türkiye çatışır ve Amerika o zaman Türkiye'nin yanında olmaz. Hani PYD'nin yanında olup Türkiye'yi bombalayacak hali de yok tabii. Yani sonuçta NATO ittifakı ama orada kurulacak baskı Türkiye'yi çok zorlar. Zaten Türkiye'nin de böyle bir şey yapma ihtimalini ben görmüyorum. Yani Türkiye'nin söyleminde de yok. Yani Fırat'ın doğusuna geçmek gibi bir şey yok. O sınır artık belli. Yani Fırat bir sınır oldu. Doğusunda şimdilik Kürtler, batısında da işte Türkiye'nin de desteklediği ÖSE eğer ayakta durabilir ise, onu da bilmiyoruz hala yani. Haberin zaman, buradan görünen şu ki, burada söylenen şu ki, Türkiye PYD'nin, PKK'nın bir uzantısı olduğunu ileri sürüyor. PYD'nin Kuzey Suriye'de bir koridor boyunca egemenlik sağlamaya çalıştığını iddia ediyor. Ve ben buna izin vermeyeceğim diyor. Türkiye'nin böyle bir kaygısı var.
PYD'nin de bir başka derdi var. Onlar da açıkça söylüyorlar. Bu koridoru oluşturmak, Kobani'yi Azez'le birleştirmek istediklerini söylüyorlar. Şunu merak ediyorum. Orada siz ne duyuyorsunuz, ne görüyorsunuz? Bir Kürt koridorunun varlığı ya da yokluğu bu ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin umrunda mıdır? Evet, umrunda. Şöyle umrunda. Türkiye ile diğer müttefiki YPG'yi karşı karşıya getirdiği nispette umrunda. O yüzden bu konuda YPG'ye hiçbir şekilde destek vermeyecek şu an için. Yani havadan destek sağlamayacak eğer YPG ilerlemeye çalışırsa batıya doğru. Aslında burada buradan göründüğü kadarıyla Amerika bir yandan Türkiye'yi batıya doğru gitmesi için yardımcı olacak. Ne demek o? Yani sınır hattında hala IŞİD'in elindeki mevcut yerleri de Türkiye artık ÖSO'yla birlikte almak, yani Cerablus'tan batıya, mağaraya doğru işte Çobanbey'e kadar giden hattı IŞİD'den arındırmak, YPG'yi de mümkün mertebe daha ziyade doğuya doğru ve Rakka operasyonu için, ki Rakka operasyonu altını çizelim, gerçekleşmesine epey bir zaman var ama çevre temizliğine devam edilebilir. Yani deconstruction dediğimiz iki tarafı birbirinden ayırmaya yönelik bir çaba içerisinde Amerika. Bu aynı zamanda iş de görüyor. Çünkü dediğim gibi Türkiye oradaki IŞİD'cileri, batıdakileri işte temizlerken YPG'de işte bu olası Rakka operasyonu için harekete geçecek. Burada tabii önemli bir detay var. Şimdi Türkiye'nin daha doğuya gitmemesinin, evet, hocanın da dediği gibi o artık bir sınır haline geldi Fırat Nehri ve Türkiye açısından yaşanabilir bir durum. Yani orada kaldıkları sürece YPG'nin. Aralarında Amerikalı özel güçler var. Her halükarda zaten Türkiye'nin daha ileriye, yani doğuya ve Membiç'i almak üzere harekete geçmesi bence hiçbir zaman söz konusu değildi. Çünkü bu kez Amerikalı güçlerle karşı karşıya gelecek. Her iki tarafın birbiriyle karşı karşıya gelmemesini daha da bir garantilemek üzere ileride Amerikan özel kuvvetlerinin de Türkiye'nin talebi doğrultusunda belki ÖSO ve Türk askerlerinin arasında da görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben. Bu batıya doğru operasyonlar gerçekleştikçe, ilerledikçe ve bu aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinde bir bence daha bir yani iyiye doğru bir seyre de neden olacak. Çünkü nedir? Hocanın da ileride konuda anlatacakları vardır eminim. Türkiye-Amerikan ilişkilerinin comfort zone dediğimiz, yani rahat olan, en rahat olan alanı genelde bu askeri işbirliği alanı zaten fiiliyatta. Ve orada sahada işte o işbirliği derinleştikçe iki ordu birbiriyle diyaloğu işte gittikçe arttırdıkça ve işbirliği, fiili işbirliği içerisinde oldukça bence bu ilişkilere de, yani ikili ilişkilerin geneline de olumlu bir şekilde yansır. Yeter ki mesela Türkiye şunu yapmaya kalkmasın. YPG ile Arapların kurduğu, biliyorsunuz, Suriye Demokratik Güçleri var. Evet. Peki Arapları YPG'den koparmaya mesela çalışması bence çok yanlış bir hareket olur. Çünkü orada oturan bir model, bir işbirliği var ve o güçlerin tümü Rakka için çok önemli. Çünkü Rakka'yı alabilmek için henüz elde yeterince sayı yok, yani insan yok, insan gücü eksiği var. O manada Türkiye bir olumsuz bir şey içerisine girerse o asıl ilişkileri bence gerer sahada. Peki. Bence daha olumlu bir şeye doğru evriliyor, noktaya doğru evriliyor bu ilişkiler. Ve bunların hiç biri hani Türk, Amerika işte Türkiye'yi tercih etti, YPG'yi kenara itti şeklinde de yorumlamak yanlış olur. Amerika birinden biri üzerinden tercih yaparak zaten
bu noktaya varmadı. Hep iki tarafı da idare etmeye çalışarak vardı. Ki şunu da unutmayalım, YPG'nin yaptığı her hamle, her harekette Türkiye'de bir şekilde işin içinde vardı. Çünkü neden? O uçaklar İncirlik'ten kalkıyordu. Peki şu soru akla geliyor. IŞİD'e karşı PYD, YPG ile birlikte çalışan Amerika Birleşik Devletleri bu son durumda Cerablus operasyonunda Türkiye güçleri önüne gelen YPG güçlerine saldırırken ya da bombalarken demezler mi dönüp Amerika'ya? Ya ne oluyor? Madem sen burada Türkiye ile oynuyorsun oyunu, öyleyse Rakka'yı da git Türkiye ile birlikte kurtar IŞİD'den. Biz artık bu oyunda yokuz, bu savaşta yokuz demezler mi? Böyle bir ihtimal var mıdır? Tabii, sahadaki tek partner, sahadaki Suriye'nin içerisindeki sahadaki tek partner şu ana kadar YPG ve SDG güçleriydi. Tabii artık o eksklusif şeyleri, konumları artık yok. Şimdi Türkiye var orada, ÖSO da var ve tabii bunun yarattığı bir kere bir kaygı vardı ve bu kaygı kısmen haklı çıktı. Çünkü gördüğünüz gibi Türkiye'nin söylem bazında ve hareket bazında YPG'yi hedef alan bir politikası var. Dolayısıyla o kaygıları bildiğine kadar anlayabiliriz. Ama tabii şunu da unutmayalım. YPG'nin ilk etapta Membiç'i aldıktan sonra işte koridoru açacağız vesaire şeklindeki söylemleri Amerika açısından hiç iyi değildi. Amerika çok zor durumda bıraktı. Çünkü Membiç operasyonu öncesinde ABD söz vermişti Türkiye'ye. Biz yani YPG buradan ileriye yani daha da batıya gitmeyecek. Ama onun ötesinde tabii YPG, sen Türkiye ile iş yapıyorsun, tamam o zaman ben seninle işbirliğimi kesiyorum deme lüksüne çok sahip olduğuna inanmıyorum. Kaldı ki Türkiye'nin şimdi Rusya ile bir yakınlaşması söz konusu. Hani rejime de hani ille bir geçiş dönemi süresinde hani Esad gitmeli demiyor artık, tam tersi. Geçiş döneminde kalabilir yani Türkiye var. Dolayısıyla eski kadar böyle geniş değil bence YPG'nin manevra alanı belki ve üstelik yani neticede IŞİD YPG'yi hedef alan bir örgüt ve Amerika'nın desteğiyle o tehditle mücadele edebiliyor YPG. Ve ileride tabii Suriye'de bir çözüm üzerinde tartışılırken, barış masasında bütün taraflar otururken Amerika'da iyi ilişkileri olan bir PYD tabii ki çok daha güçlü bir konumda olur. Dolayısıyla bunu da gözeterek bence gayet pragmatik davranacaktır Kürtler'de. Ve bir motor, bir vendi yakalanabilir. İleride bu tabii barış, Türkiye'deki iç barışa tahvil edilebilir. Edilirse tabii optimum senaryo bu olur herkes açısından. Ama ona belli ki daha çok zaman var. Evet. Hocam bize şunu anlatır mısınız? Siz bir uluslararası ilişkiler uzmanısınız. Bu uluslararası ilişkiler nasıl ilişkiler? Rusya'nın uçağını düşürdük. Suriye'de bir takım çevreler tarafından işte El-Kaide artı şeriatçı denilen grupları desteklemekle suçlandık. Birdenbire Suriye'de uluslararası toplumun gözünde bir tür kötü çocuk oluverdik. Fakat sonra birden hadise değişiverdi. Cumhurbaşkanı gitti, St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı ile görüştü. Rusya ile olan ilişki düzelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Cerablus'taki bir operasyonda Türkiye'nin yanında yer alıverdi. Şimdi önümüzde bir G20 toplantısı var. G20 toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Putin'le, Rusya Devlet Başkanı'yla baş başa görüşeceği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'yla baş başa görüşeceği söyleniyor.
Bugün CNN, Amerikan CNN televizyonu Obama ile yaptığı mülakatın bir bölümünü yayınladı. O mülakatta Obama, Türkiye güçlü bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye yeniden yapılanmak, toparlanmak zorunda ve bunu nasıl yapacakları önemli. Türkiye ile güvenlik ilişkilerimizde bir düşüş görmedik. Özellikle bu söylediği herhalde önemli. Demin Amber'in zamanında onu söylemişti. İki ülke arasındaki asıl güçlü ilişki, askeri ilişkidir diye. Gerçi bu güçlü askeri ilişkinin o kanadında da bir sıkıntı var. Ordunun yarısı, komuta akademisinin neredeyse yarısı Fethullahçı çıkıverdi. Dolayısıyla geri çekildiğinizde bu işin uzmanı olarak siz nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Nereye gidiyor bu Suriye bağlamında Amerika, Türkiye, Rusya, Türkiye ilişkileri? Şimdi bir kere şeyi söyleyelim. Yani uluslararası ilişkilerde aslında o kadar mistik bir durum yok. Yani Türkiye'de bu işin uzmanı olanlardan çok olmayanlar konuştuğu için işi komplolar, hikayeler, bir takım başka varsayımlarla götürüyorlar. Aslında uluslararası ilişkilere genel olarak baktığınızda rasyonel olmayan tarafları, duygusal olan tarafları mutlaka vardır ama %85-90'ı çok rasyonel bir yapıdır. Çünkü uluslararası ilişkilerde büyük ölçüde de belli bir çıkar ilişkileri çerçevesinde döner. Yani devletler birbirleriyle çıkar ilişkileriyle temas kurarlar. O çerçevede bağlantıları sürdürürler. Şimdi buradaki ve gerginlikler de genellikle bu çıkarların çatışmalarından ortaya çıkar. Şimdi bu kadar basit bir çerçeveyi bildiğiniz zaman gerisi aslında çok kolay. Çünkü hani meseleyi, hikayeleri, olayları, dostluk, kardeşlik, işte düşman, tarihi dost, tarihi düşman gibi daha duygusal bir perspektife oturtmaya kalkmazsanız daha rahat anlarsınız. Şimdi Suriye, Türkiye, Rusya ve Amerika dörtgenine diyelim baktığınızda baştan beri herkesin, hemen tabii ilk günlerde herkesin net politikaları ortaya çıkmadı ama zaman içerisinde net bir takım politikalar belirdi. Yani Rusya'nın politikası biliyoruz ki Suriye'de mümkünse Esad'ı iktidarda tutmak, mümkün değilse Baas'ı iktidarda tutmak. O da mümkün değilse yani Suriye'de Rusya'nın etkisini sürdürecek bir yapının devam etmesini sağlamak. Esas hedefi bu. İki, bunun ikinci bir hedefi de var. Suriye üzerinden Orta Doğu'ya adım atmış olmak, daha geniş bir çerçevede bir iş yapmak. Peki güzel, bunun hiçbir mistik tarafı yok, net. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci hedefi Orta Doğu'yu pasifize etmek. Buradaki gerginlikleri çözmek. İkinci hedefi buradaki şu anda IŞİD'i çok öne koymuş durumda. IŞİD'in etkinliğini kırmak ve mümkünse ortadan kaldırmak. Sadece Suriye değil, Irak açısından da böyle. Ha bunu niye yapıyor? Bunu Suriyelileri çok sevdiği için, Iraklıları çok sevdiği için, bölge çok barış olursa ne güzel. Öyle hani böyle duygusal şeylerle yapmıyor. Bunu bölgeyi daha rahat kontrol altında tutabilmek ve bölge bu kadar kaosla birlikte Rusya'ya doğru kaymasın, başka yerlere doğru gitmesin diye bunu yapıyor. Dolayısıyla aslında o da çok net. Ha Amerika Birleşik Devletleri Esad'ın kalmasını ister mi? Hiç umurunda olduğunu sanmıyorum. Çok da önemli değil. Ama birinci hedefi de değil. Dolayısıyla o da öyle. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'ninki biraz karışık. Çünkü çok fazla pozisyon değiştirdik Suriye konusunda. Uzun zaman Esad gitsin politikasını izledik. Bu politikayı izlediğiniz zaman bunu istemeyen diğer ülkelerle farklı bir çıkar çerçevesindesiniz. Dolayısıyla yani aynı düşünmediğiniz insanlarla da işbirliği yapamıyorsunuz. Bunun bunlardan bir tanesi tarihi düşmanınız oluyor. Diğeri de 50 küsur 60 küsur yıldır ittifak ilişkisi olduğu bir ülke olabiliyor ama sonuçta belli spesifik bir bölgede politikalarınız ve çıkarlarınız uyuşmuyor. Bu kadar net. Bu uyuştuğu zaman da çok rahatlıkla bir çözüm bulabiliyorsunuz. Hani uyuşmak demek de %100 aynı düşünüyorsunuz anlamı gelmesin. Herkes durduğu yerden biraz pazarlık payıyla bir takım şeylerden vazgeçebilir. Şimdi son dönemde olan budur. Türkiye bir taraftan Rusya ile olan ilişkilerini düzeltirken, diğer taraftan İsrail ile olan ilişkilerini düzeltirken, üçüncü boyutta da aslında Suriye politikasını da değiştirir.
O değişiklikle birlikte bir anda Rusya ile de rahatlıkla anlaşabilir noktaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile de konuşup daha yakınsayabilir bir noktaya geldi. Hatta yani daha çok ayrıntıları çıkmadı ama yabancı basında ve şimdi Türk basında da hafif hafif ifade ediliyor. Muhtemelen Suriye rejimiyle de Türkiye arka plandan bir şekilde bir teması var. Yani ona birazdan soracağım. Ne düzeyde olduğunu falan çok bilmiyorum ama bu da vardı. Demek ki onlarla da konuşabilir. Şimdi bütün bu konuşmaları yaptığınızda diplomasinin işi bu zaten. Yani %100 örtüşmeyen görüşleri birbirine yakınsatarak ortak bir tavır alabilmek. Şimdi bu nedenle de aslında hani 6 ay önce çok farklı olan resim şu anda çok değişmiş gibi gözüküyor. Ama bu demek değildir ki hep böyle gidecek. Çünkü sizin çıkarınız o karşıdaki adamın çıkarından farklılaştığı anda onun da pozisyonu yine değişecektir. O yüzden hani uluslararası ilişkilere biraz böyle dostluk, arkadaşlık, kardeşlik resminden değil, çıkar ilişkileri açısından bakmak lazım. Aynı politikalar veya birbirine yakın görüşlere ulaştığınız anda da çok yakın işbirliği yapılabilir. Hiç şaşırtıcı gelmiyor. Yani uluslararası ilişkiler perspektifinden şaşırtıcı gelmiyor. Şimdi biz tabii bunları anlattığımızda pek çok insan bu işi okumamış, uzmanı olmayanlar şey der. Ya ama hocam bu ahlaksızlık değil mi? Değil mi? Evet öyledir. Ama bu bizi şaşırtmaz. Çünkü bunun böyle olacağını biz biliriz. Ve hep şu söylenir. Hani devletler arası ilişkiler insanlar arası ilişkiden farklıdır. Çünkü sizinle benim aramızdaki ilişkide ahlak çok önemli bir şeydir. Çünkü ikimizden birisi bir ahlaksızlık yaparsa biz ilişkimizi kopartırız. Ve işin içinde duygular olduğu için çıkarlarımız %100 örtüşse bile kopartabiliriz. Ama devletler arası ilişkiler bu düzeyde bu şekilde işlemiyor. O yüzden bir demokrasiyle bir diktatörlük yan yana gelebiliyor. Bir kralla bir şey başka bir rejim bir araya gelebiliyor. Bir merkezi ekonomiyle liberal ekonomi bir araya gelebiliyor. Orada çünkü herkes tamam bu ilişkiden ben ne elde edeceğim diye bakıyor. Biz bu şaşırtmıyor bizi. O yüzden evet ahlaksız mıdır? Ahlaksızdır. Kötü müdür? Kötüdür. İstediğimiz bir şey midir? Hayır öyle değildir. Ama böyle olması da bizi şaşırtmaz. Anladım. Geleceğiz o mevzuya yine. Amber'in Zaman'a soralım. Obama'nın açıklamalarını. Amber'in Zaman izleyebildiniz mi CNN'deki mülakatı? Evet. İzledim. Yani. Nedir değerlendirmeniz? Neler söyledi Obama Türkiye ile ilgili? Yani Türkiye'de çok önemli yani değişikliklerin yaşandığını, işte çok travmatik bir dönemden geçtiğini ve Amerika'nın da mümkün mertebe Türkiye'ye destek olmaya gayret edeceğini, güvenlik işbirliği noktasında ilişkilerin çok iyi olduğunu ama gerektiği zaman hani Türkiye bu iç sorunlarıyla mücadele ederken bunu çok diplomatik bir dille ifade etti tabii ama bir dost olarak hani hata yaptığı zaman da bu dostluğun şeyi olarak yani bir Türkiye'yi de uyarabileceğini yani bu hakka sahip olduğuna inandığını yani tam bu kelimeleri tabii kullanmadı. Ben sadece ne demek istediğini aktarmaya çalışıyorum. Bunları söyledi yani. Obama artık topal ördek demeye başladılar mı şu anda Amerika'da Obama'ya? Elbette şimdi kaç ay kaldı işte Ekim'den sonra işte seçim var. Tamam. Dolayısıyla Obama'nın Türkiye ile ilgili görüşleri ya da başka bir ülke ile ilgili görüşleri şey midir, önemli midir, etkili midir şu sıralar? Önemli. Hala Cumhurbaşkanı nasıl önemli olmaz ki? Elbette önemli. Suriye konusunda da yani başarısız olduğunu söyleyenler var. Ben hiç katılmıyorum çünkü başından beri yani kendi ülkesinin çıkarlarını gözeterek hareket etti ve mümkün mertebe o bataklığa ulaşmamak için çaba sarf etti. Ve an itibariyle sanırım Amerika askeri orada bir yani düşman güçlerinin hedefini alması sonucu bir can kaybına uğramadı. Çok sayıda bir varlıkları var orada. 300 küsur asker var. Ve sadece mücadele edilen durumda var. Diyeceksiniz ki IŞİD'i
IŞİD'in arkasında ne var? Yani IŞİD nasıl meydana geldi? Amerika'nın Irak müdahalesinin bunda çok büyük bir katkısı yok mudur? Evet, vardır. Tam da bu nedenle işte Amerika'nın artık bundan böyle Orta Doğu'ya mümkün mertebe bu şekilde işgal şeklinde müdahale etmemesi için Masumgar, yani hatayı tekrar etmek istemiyor. Hastalığı tedavi ederken hastalığı neden olan şeyi devreye sokmaya gayret ediyor. Dolayısıyla ben çok hakkaniyetsiz buluyorum Obama'nın Suriye politikasının başarısız olduğu yönündeki eleştirileri. Peki iki gün sonra Çin'de bir G20 zirvesi toplanacak. Bu zirvede en azından Amerika'da, Amerikan basınında ne konuşuluyor, oralarda, Washington'da ne konuşuluyor? Bu zirvenin Amerika açısından önemi ne? Orada Suriye meselesi ne kadar öne çıkacak? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Yani G20 zirvede tabii ki bir konuyla kısıtlı kalmaz. Ekonomiden tutun işte Çin'le ilişkiler, işte İran konusu, Orta Doğu barış konusu, yani çok geniş bir yelpaze kaplıyor her zaman bu görüşmeler. Ama elbette tabii Suriye birinci gündem maddelerinden biri olacak. Orada gene tabii Rusya ve Amerika bir araya gelecek. Çünkü neticede oradaki en önemli iki aktör Suriye'de Rusya ve Amerika. İkinci plan şeyde de İran ve Türkiye var biliyorsunuz. Şimdi daha önceki açık oturumlarda yine sizinle bunu konuşmuştuk. Hatta birinde siz de söylemiştiniz. Demin hocam da ifade etti. Türkiye'de hükümet çevreleri ya da devlet arka planda bir yerlerde bazen Cezayir diyorlar buna, bazen başka bir ülke diyorlar. Esad rejimiyle bir ilişki kuruyor, koparıyor diyorlar. Robert Fisk geçenlerde böyle bir yazı yazdı. Bakın önümüzdeki günlerde Erdoğan'la Esad'ın tekrar o eski fotoğrafı verdiğini göreceksiniz diye iddia etti. Bir başka iddia da şu oldu. G20 zirvesinden önce muhtemelen yarın Putin-Erdoğan görüşmesi sırasında Putin de masaya bunu koyacakmış. Erdoğan'la Esad'ın bir yerde bir şekilde görüşmesini talep edecekmiş. Akla yakın geliyor mu size bunlar? Hayır, yani Putin, yani Esad'la Erdoğan'ın bir araya geleceğini hiçbir şekilde ben hayatta imkansız diye bir şey yok tabii. Yani her şey mümkün ama yani diyelim ki çok sıfırın altında bir ihtimal diye düşünüyorum. Rusya'nın da bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Rusya'da yani Esad'ın uzun vadede kalabileceğine inandığını zannetmiyorum. Zaten şu anda bence müzakere edilen daha ziyade Türkiye'nin destek verdiği gruplar, özellikle işte isim değiştiren El-Nusra ve Ahrar-Şam gibi cihatçı denilen ve güçlü olan, sahada gerçekten gücü olan bu gruplar üzerinde süren bence bir müzakere var. Dikkat ettiyseniz Şam ilk etapta bir ses çıkartmadı Türkiye'nin. Cerablus operasyonu, evet. Normalde çok bağırıp çağırmasını bekleyebilirdik değil mi? Çünkü nefret ettiği muhaliflerle birlikte Türkiye bir numaralı düşman. Suriye'nin itirafıyla giriyor askerleriyle birlikte. Demek ki evet gerçekten de bir takım yani perde arkasında yürütülen bir takım müzakereler söz konusu. Ama bu daha ziyade bence Rusya ve Türkiye arasında yürüyen bir süreç. İçinde İran'ın da olduğunu kolayca tanıyabiliriz. Türkiye orada tabii biraz bir açmaz söz konusu. Çünkü bu önce bahsettiğimiz gibi muhalifler çok becerikli değil. Sahadaki pek becerikli olanlar tam da becerikli oldukları için Esad'a da en büyük tehdidi oluşturan gruplar. O noktada Türkiye ne yapar? Neyin karşılığında o grup
gruplara sağladığı kolaylıkları, imkanları, çünkü çok iyi biliyoruz ki yani Ahrar Şam mesela Türkiye'de çok rahat hareket edebiliyor. Öyle olduğu için de ben mesela onların komutanlarıyım. Görüşebiliyor Türkiye'nin sınırına dolaştığım zaman. O noktada Türkiye ne yapar, ne gibi tavsiyelerde bulunur, ne kadar serbest, çünkü unutmayalım Katar, Suudi Arabistan da o grupları destekliyor. Yani her şey sırf Türkiye'nin de inisiyatifinde değil ama neticede sınırı Türkiye kontrol ediyor. Katar ve Suudi Arabistan değil. Türkiye'den sağladıkları işte silahları, parayı neyse onları ulaşımına aracı olmayı keserse bu bile belki yeterince tatmin edici olabilir karşı taraf açısından. Bunun karşısında tabii Türkiye'ye etkiler. Tabii ki bu Kürtler konusunda tavizler yani taleplerinde bulunacağını tahmin edebiliriz. Yani bir sürü pazarlık konusu var ortada. Ama yani artık Kürtlerin de o denklem bir realite olduğunu da görmesi lazım tüm tarafların. Yani Kürtler bu harcı gitmeyecek. Herkes bir şekilde yani bir şeyler etmesi gerekir ki. Aynı soruyu size sormuş olayım. Söz konusu olabilir mi? Yani 5 yıl, 6 yıl önceki aile fotoğrafını Esad'la tekrar çektiniz. Onun olabileceğine ben de ihtimal vermiyorum. Olması da şart değil zaten. Hani zaten uluslararası ilişkiler biraz önce konuşmuştuk. Aynı şey yapması için de söylenebilir. Her şeyin insan ilişkilerinde olduğu gibi çok net ortaya koyularak konuşulması gerekmez. Kelimeler dökerek ya da kağıda dökerek imzalanması gerekmez. Bir takım hareketlerle konuşmada bir şey ifade edersiniz. Yani ordu bir yerden bir yere gönderirken bir şey söylersiniz aslında. Söylemeden söylersiniz. Ya da bir başka açıklama yaparken söylemeden bir şey söylersiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın geçiş döneminde biz Esad'la görüşülmesi gerektiğini görüyoruz. Esad'la bir realitedir dediği zaman bir şey söylüyor. Yani bu söylediğinin ötesinde bir şeyler söylüyor. Bunu da Esad anlıyor tabii. Yine bunun ötesinde muhtemelen Türkiye ile Rusya konuşurken bu operasyon konuşulmuştur. Bu operasyon konuşulurken Suriye konusu mutlaka gündeme gelmiştir. Orada bir şeyler söylenmiştir. Daha sonra Suriye ile Rusya mutlaka bir şeyler konuşmuştur. Hani bu bir ortak anlayış konuşarak ya da konuşmadan ortaya çıkmış gibi gözüküyor. O ortak anlayışta herkesin şimdi Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın üzerinde anlaşmış oldukları tarafları bir araya getirerek müzakere masasına yeniden oturtma perspektifinde herkesin yeri belirleniyor. Herkes sahada kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Kürtler belli ki Rusya da aynı şeyi söylüyor, Amerika da aynı şeyi söylüyor. Belli ki Fırat'ın doğusunda ve Kuzey Suriye'de bir bölgede duracaklar. Belli ki Türkiye işte oradan başlayarak Cevablus'tan o hattı da bir bölgede ve Türkiye'nin kontrolündeki veya desteğindeki Özgür Suriye ordusu orada olacak. Esad zaten aşağıda bir yerlerde tutundu. Şimdi Rakka'yı kim kurtaracak ve kimin elinde kalacak meselesi biraz açıkta duruyor. Ama çok da önemli değil. Eğer IŞİD Suriye'den gönderilirse Rakka'nın kimin elinde olduğu o müzakere masasında çok fazla da etkili olacak bir unsur değil. Şimdi burada bütün bu hani anlaşılmış gibi gözüken resmi bozacak bir iki şey var. Bir tanesi hani Amber'in de söylediği gibi Türkiye eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya açısından diğerlerinden daha farklı bir noktada duran, daha radikal olduğu kabul edilen bir takım örgütlerle ilişki kurmaya kalkarsa, bunları Özgür Suriye Ordusu'nun parçası haline getirirse o zaman Türkiye'ye açılmış olan bu alan kapanmaya başlar. Bu bir. İkincisi bu bütün bu resmi bozacak bir başka şey Halep meselesi. Şimdi Türkiye'nin Cerablus'tan batıya doğru ilerledikçe aslında orada Azez bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu gruplarıyla da temas edecek.
Bundan bir iki hafta önce de Suriye'nin, yani rejimin Halep bölgesini çevirmek üzere bir operasyonu vardı. Ve orada Özgür Suriye Ordusu'nun ve hatta Türkmenlerin elindeki bir takım bölgeleri de almayı başardı. Tam o bağlantıyı kopartamadı ama Türkiye ile olan bağlantıyı, o bağlantıyı kopartmaya da çok yaklaştı. Şimdi Türkiye buraya gelince orada yeniden Özgür Suriye Ordusu güçlenecek. Acaba bu güçlenmeyle birlikte Suriye güçlerine karşı saldırıp Halep'te kendini güçlendirmeye mi çalışacaklar? Şimdi bu olursa o zaman Türkiye ile Suriye arasında bu ne şekilde oluştuğunu bilmediğimiz hani bir anlayış birlikteliği de ortadan kalkmış olur. O zaman başka bir çatışma noktasına tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda Rusya, Amerika ne yapar onu henüz bilmek mümkün değil ama Rusya'nın muhtemelen Suriye tarafında yer alacağını da öngörebiliriz. Dolayısıyla hani soruya tekrar dönersek, liderler düzeyinde bu kadar yakın sevgi ilişkisinin olması gerekmiyor. Muhtemelen de zaten olması mümkün değil. Ama çok uzak, her ülkenin uzak temsilcileri vardır. Bilinmeyen temsilcileri vardır. Onlar bir yerlerde dururlar, konuşurlar. Başka ülkeler üzerinden konuşulur. Bunlar çok normal olabilir şeyler. Peki derslerde öğrencilere şunu anlatıyor musunuz? Türkiye'nin şu ülkedeki çıkarı şudur, bu ülkedeki çıkarı budur, bölgedeki çıkarı şudur, Orta Doğu'daki çıkarı budur. Böyle şeyler konuşulur mu derslerde? Şimdi şöyle, bu tabii tarihsel açıdan daha rahat konuşulur. Çünkü olmuş bitmiştir ve Türkiye'nin çıkarı devletin resmi belgelerinde zaten ifade edilmiştir. Ama günlük bir şeyi konuşuyorsanız bu çok zor. Yani şöyle konuşabiliriz, benim açımdan... Benim gördüğüm kadarıyla, Türk dış politikası tarihini okuduğum kadarıyla, işte Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki hedefi ve çıkarı bu olmalıdır diye anlatabilirim. Yoksa peki, ötekini belgeleri bilemem. Türkiye'nin şu anda Suriye'deki çıkarı nedir? Şimdi yani aslında çok karmaşık da değil. Aslında çok da karmaşık değil. Bir kere burada Türkiye yani hem istemiyor diyeceğim hem de çıkarının örtüştüğünü düşündüğüm bir nokta. Türkiye burada bütüncül bir Kürt devleti istemiyor. Bu istememek sadece bir duygusallıktan kaynaklanan bir mesele değil. Türkiye'nin içiyle bağlantılı olduğu için istemiyor. Yani Kürt meselesi Türkiye'nin iç işlerini etkileyen bir mesele. Bu meselenin sınırın öteki tarafında bir şekilde tezahür ediyor olması bu gerçeği değiştirmiyor. Hatta daha da karmaşık. Şimdi Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerle Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler arasında bir fark var Türkiye açısından. PKK ortaya çıktığında Suriye'de uzun zaman yapılanmıştı. PKK'nın kadrolarında bugün dahi olmak üzere Suriyeli Kürtlerden çok insan vardı. Dolayısıyla bu iç içe, yani Amerika bunu resmi olarak kabul etsin veya etmesin, Türkiye'nin bu söylemi bir böyle hayali mefhuma dayanmıyor. Bu iç içe geçmişlik orada net. Dolayısıyla Türkiye şunu görüyor, yani orada bir Kürt yapılanması olursa bu yapılanmanın Türkiye'deki Kürt hareketliğiyle bir bağlantısı olacak. Bunu da rejime, Türkiye'deki rejime, Türkiye'deki devlete bir tehdit olarak görüyor. O zaman da bunu istemiyor. Bu net. Bu çıkar da burada bu var yani. Bu net. İkinci olarak o kadar net olmayan ama hükümet tarafından zamanında bir politika haline getirilmiş olan rejim değişikliği. Şimdi bu çıkar mıdır değil midir ayrı bir tartışma konusudur ama şunu söyleyebiliriz. Bu rejimle 2011'de Arap Baharı Suriye'ye gelinceye kadar çok rahat Türkiye ilişki geliştirmişti. Yalnız şunu unutmayalım. Bu rejimin babasıyla, yani Başar'ın babasıyla da savaş noktasına kadar gelmişti Türkiye. 1999'dan 2011'e kadar gelişen bir ilişki var ve bu rejimle Türkiye yaşamayı de seçmişti. Hatta çok da iyi bir ilişki kurdu. Hatta daha ileri gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin itiraz etmesine rağmen Başar Esad rejimiyle çok yakın bir ilişki kurdu Türkiye. Ve doğru da yaptı. Çünkü bu bölgede yaşayan bizdik. Ve Türkiye bunu yaparak bir güvenlik sorununu halletti. İki, Orta Doğu'da önemli bir ticari alan oluşturdu. Şimdi şey vardı, bu çatışmalar başlamadan önce Lübnan, Ürdün ve Suriye ile birlikte Türkiye serbest ticaret anlaşması imzalamıştı. Bu dört ülke arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasından bahsediliyordu. Dolayısıyla o Türkiye'nin çıkarınaydı. Sonra bir dönem var işte. Bu dönemde farklı bir tanımlama yapıldı. Onun çok doğru bir tanımlama olduğunu düşünmüyorum ben. Yani önceliğin ve tek hedefin
Esad'ın gönderilmesi ve her ne bahasına olursa olsun gönderilmesi. Bu daha önemli. Yani gönderilse iyi olur demek vardır. Bu bizim önceliğimiz olabilir. 5 maddelik çıkar listemizin en tepesinde de olabilir ama her ne pahasına olursa olsun bu gitmelidir. Onun dışındaki hiçbir şey önemli değildir dediğin zaman o işte biraz sorunlu hale geliyor. Türkiye böyle bir dönemden geçti. Sanırım şimdi yani daha böyle geleneksel, daha dış politikasının 90 yıllık duruşuna daha yakın bir noktaya geldi. Çünkü Türkiye dış politikada geleneksel olarak yani bu geleneksellik de şeyi kastetmiyorum. Yani AKP öncesi anlamında söylemiyorum. Ya da Kemalist dış politika anlamında da söylemiyorum. AKP döneminde dahil ederek söylüyorum. Türkiye'nin dış politika normal duruşu esnek bir duruştur. Yani hedefleri, ulusal çıkarları konusunda nettir ve keskindir ama buna ulaşmak için farklı yollar denenebilir. Dengeleri Türkiye çok iyi gözetir dış politikada normal şartlarda. Farklı güçleri birbirine oynamayı Osmanlı'dan gelen bir beceriyle yapar. Bu sadece işte Batı ile Rusya arasındaki farklılıkları oynamak değildir. Bölgesel farklılıklara da oynamaktır. Mesela çok rahatlıkla Irak'ta Saddam Hüseyin'le işbirliği yapabilmiştir Türkiye Kürtlere karşı. Daha sonra Kürtlerle birlikte Saddam'a karşı işbirliği yapmıştır. Daha sonra Barzani ile Talebani arasında hatırlayın onları birbirine çatışınca onların arasına girdi oraya asker. Bugün Başika'daki askerlerin ilk ortaya girişi öyledir aslında. Dolayısıyla hani bunlar Türkiye'nin hakikaten dış politikada ve diplomasisinde becerebildiği ve esnekliğe sahip olan bir ülkedir. Şimdi sanırım bir dönem bunu kaybetmiştik. Şimdi tekrar yavaş yavaş o esnekliği kazanmaya başlıyoruz. Peki tekrar geçelim o konuya. Aynı zaman bir şey sormak isterim. Kürt meselesine tekrar dönelim. Ya da bu sohbette Kürt meselesine bir dönelim istiyorum. Bu Trablus operasyonundan önce Barzani Ankara'ya geldi. Geçen gidişinde pek çok bilgi sahibi olmuştuk. Derdi ki işte Barzani gider gelmez MİT'e gitti. Önce MİT Müsteşarı Akarsan'la görüştü. İşte sonra diğer ilgilerle görüştü denmişti o zaman. Fakat bu görüşünde neredeyse hiç bilgi sahibi olamadık Barzani'nin. Kimlerle görüştüğünü, neler görüştüğünü. Ertesi gün de Trablus'ta operasyon başladı. O cephede neler oluyor? Bilginiz var mı? Barzani'nin gelişini nasıl anlatırsınız? Operasyonda ve Ankara'ya gelişini. Barzani'yi de korumaya yönelik bir yandan Türkiye'nin işte
özellikle de PKK ile birlikte hareket edebilmeleri gibi bir edebilmeleri şeklinde kaygıların olduğunu biliyoruz. Yani ona karşı da bir işte ortak bir set çekme durumu var. Türkiye ve Tayyip'le birlikte hareket ederek ve yanına da tabii Sünni unsurları da alarak. Yani çok aslında karmaşık bir ilişkiler düzeni var orada. Peki hazır sizi bulmuşken şu Fethullah Gülen'in iadesi konusunu da bir sormak isterim. Kesik geldi. Sorunuzu anlamadım. Ilave etmek istiyorum izninizle. Tabii. Şimdi bütün bu meseleler tartışılırken işte hoca da dedi Türkiye orada Suriye'de bir Kürt devletin varlığından son derece rahatsız duyacaktır. Çünkü üstelik bu olası devlet veya oluşum PKK'nin denetiminde güdümünde işte oluşum olacak. Tabii bütün bunları hani anlıyoruz bu kaygıları ama neticede Türkiye'nin bir şekilde Kürt sorununu halletmesi gerekiyor. Tabii bunu çözerken Suriye'deki Kürtlere sen kendi haklarından feragat et. Yani çünkü ben kendi içinde Kürtlerle sorunum var ve sen bu sorunu daha da derinleştirmiş olacaksın eğer ki sen hani haklarını çöp edersen. Bu bana çok hakkaniyetli gelmiyor açıkçası. Yani Türkiye Kürt sorununu çözemedi diye bu yüzden diğer ülkelerdeki Kürtler de kendi hak taleplerinden, hangi gruba bağlı olursa olsun arayışından geri mi durmalıdır? Yani bu bana çok doğru gelmiyor. Bu mevcut durumu bir fırsata çevirip bir şekilde yeniden iç barışın tesisine yönelik adımların atılması bence herkes için bir kazan kazan olacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin şu an stratejik ortağı olan Barzani ile de ilişkileri daha rahatlatacaktır. Çünkü neticede hani bir başka grup Kürt'e karşı Türkiye ile işbirliği içerisinde gözüken bir Barzani'nin de aslında meşruiyeti sorgulanır hale gelebilir ama aynı şekilde tabii burada ülkenin de atması gereken adımlar var. Şiddeti bir kere bir şey yapması lazım. Peki. Şiddeti sürekli arttırması bence işleri çok daha zor hale getiriyor. Peki. Son bir soru. Süremiz de tamamlanıyor neredeyse. Türkiye'de Fethullah Gülen cemaatine ilişkin operasyonlar tam gaz devam ediyor. Joe Biden geldiğinde de Fethullah Gülen'in iadesi konuşuldu. Basına yansıyan o. Amerika'da bu konuda bir gelişme var mı? Bir izleniminiz var mı? Fethullah Gülen'in iadesi meselesi nereye gider? Son oldu. Resmi talepte, iade talebinde bulunuldu. İşler artık teknik yani düzeyde seyrediyor. O dosyaları şimdi Justice, yani Adalet Bakanlığı buradaki inceliyor. Delillerin yeterli olduğu takdirde bunu bir mahkemeye iletecek dava dosyasını ve bunu artık iş mahkemelerde görülecek mesele. Yani mahkemelerin takdirine bu kez kalacak. Bunların hepsi tabii daha önce de belirtmiştik programımızda. Çok uzun zaman alacak şeyler. Ama yani şu gerçek, bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Yani burada görüştüğümüz yetkililerde, basında, işte think tanklerde herkes bir şekilde darbede Fethullah Gülen'in veya ona bağlı işte şahıslarının dahil olduğuna tümüyle ikna olmuş gözüküyor. Yani o manada Türkiye kendi tezini burada anlatmış görünüyor. Ama tabii bunun diğer tarafında süren işte bu gazetecilerin işte hapse atılması, on binlerce insanın akademisyenler dahil işte işlerinden uzaklaştırılmaları, bunun yani bu kadar yani darbecilerin peşine düşmekten öte
sahibi bütün var olan marifeti yok etme operasyonuna dönüştü. Şeyde karşılaşıyor gün geçtikçe maalesef. Amber'in zaman çok teşekkür ederiz katıldığınız için, katkılarınız için. Programı son bir soruyla hocamla bitirelim. Arzu ederseniz ayrılabilirsiniz. Arzu ederseniz programın sonuna kadar siz de kalabilirsiniz. Hocam çok enteresan şeyler. Çok kaçırır mıyım? Pekala. Şimdi Türkiye'nin son siyasi partisi önceki gün kuruldu. Osmanlı Partisi. Ahmet Davutoğlu Başbakan danışmanı, Dışişleri Bakanı, ondan sonra Dışişleri Bakanı olduğu günden bu yana memlekette bir Osmanlı sevdasıdır. Yürüyor, gidiyor. Benim değerlendirmem. Aynı kanaatte olmayabilirsiniz. Ama dış politikada öyle bir noktaya gelindi ki bir ara Türkiye yeniden bölgenin Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki en güçlü figürü olur, olabilir, olmalıdır. Komşularla sıfır sorun politikasından geldiğimiz yerde burası. Amiyane bir tabirle sormak istiyorum. Zamanın bu anında Orta Doğu'da Osmanlı politikası yer mi hocam? Yemez herhalde. Zaten çalışmadı. Yani tabii şey haksızlığını veya yanlış koymayalım. Haksızlık demeyelim de yanlış koymayalım. Ben Türkiye'nin yani Davutoğlu zamanında da Osmanlıcı panottoman denilen bir politika izlediğini düşünmüyorum. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafyası belli. Türkiye Balkanlarda bir hedef gütmedi bu anlamda bakarsanız. Orayı domine etmeye kalkmadı. Yine Kafkaslara doğru bir açılımı olmadı. Türkiye veya hatta Kuzey Afrika, Maghreb'e karşı da bir açılımı olmadı. Aslında Türkiye'nin bu dönemde yani Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu ve daha sonra Başbakan olduğu dönemdeki esas odaklandığı nokta Merkez Orta Doğu diyebileceğimiz işte Irak, Suriye, Lübnan bu bölgeydi. Dolayısıyla hani tam da yani birisi Osmanlı bir politika izleyecekse o bu değil. Bu başka bir politikaydı. Ama bu politikada çalışmadı. Yani çalışmadığının en güzel örneği de Suriye'dir. Zaten bu politikanın her türlü yönüyle test edildiği yer de Suriye oldu. Yani 2010-2011'e kadar yürütülen politikanın belli ölçüde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani, komşularla sıfır sorun iyi bir sorundu. Ben bir ara yazmıştım. Stratejiye dönüşmesi de zaten hata. Yani bu mesela Atatürk'ün yurtta sonu cihanda sonu ile komşularla sıfır sorun sloganlar arasında çok ama zaten yani sloganları olması lazım devletin. Biz bu tarafta bir hikaye örüyoruz. Hikayeyi de bir yerde saptamak gerekiyor. Fakat bu hikayeyi oluşturacak pratiği, realiteyi ve gerçekliği göz ardı etmeye başladığınız yerde herkes anlattığınız hikayeyi siz de inanmaya başladığınız noktada ve o sloganınızı bir strateji olarak düşündüğünüz noktada çıkmaya başlıyor. Komşularla sıfır sorun hedeflenebilir ama bu böyleymiş gibi davranamazsınız. Çünkü hani İngilizce'de meşhur bir şey vardır, deyiş vardır, bu Türkçe'de tercüme edildi. Yani dans etmek için iki kişi, yani tanımak için iki kişi gerekiyor. Şimdi komşularla sıfır sorun olması için karşı tarafa da bunu ikna edici bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Anlatamadığınız zaman bu olmuyor. O yüzden mesela Kıbrıs'ta ilişkilerde olmadı. Biz bunu çok uğraştık. Yani bu hükümet, daha doğrusu AKP iktidarları diyeyim, bu hükümet değil, o başka bir hükümet sonuçta. Ama çok uğraştık. İşte Annan planı geldi, Rumlar reddetti. Dolayısıyla orada bir sıfır sorun oluşturamadı. Benzer şey Ermenistan'la ilişkilerde başka şekilde ama orası da çöktü. Irak'ta sorun oldu, Suriye'de oldu, Mısır'da oldu. Şimdi mesele bu olduğu zaman ne yapacağınız meselesi. Yani illa sıfır soruna ulaşmayabilirsiniz ama sıfır sorunlara ulaşmak istediğinizi gösteren bir duruşunuz varsa
Kıbrıs'la sorun yaşayabilirsiniz ve o sorun devam edebilir. Ama bu Türkiye'nin uluslararası ilişkiler açısından büyük bir mesele olmaz. Çünkü Kıbrıs dışında kalan devletler Türkiye'nin iyi niyetini anlarlarsa sıfır sorun olmaz ama siz orada yine avantajlı bir noktaya gelirsiniz. Türkiye 2011'e kadar bunu başarmıştı. 2011'den sonra bu çöktü. Bu söylem çöktü ve ondan sonra Türkiye bütün bu ilişkilerinde yaşadığı sorunlarda haksız bir konumda algılanmaya başlandı. Hani bu algılanma durup dururken olmadı. Yani algılanmaya başlandı derken hani kendiliğinden böyle oldu demiyorum. Ama sonuçta Mısır'daki durum ortada, Suriye'deki durum ortada, Irak'ta merkezi hükümetle olan gerginliğimiz. Yani şimdi Türkiye gibi bir ülkenin Orta Doğu coğrafyasında yanlış hatırlamıyorsam 4-5 ülkeyle büyükelçisi yok. Yani Mısır'da yok. İsrail'de henüz gönderilmedi yok. Suriye'de yok. Kıbrıs Cumhuriyeti biz tanımadığımız için yok. Ermenistan'da yok. Irak'ta da işte zaten falan. Dolayısıyla hani burada bir sorun olduğu anlaşılıyor. Hani herkes kötü ama yani biz miyiz? Bir tek biz mi iyiyiz sorusu akla geliyor. Onu da anlatamıyorsunuz herkese yani. Peki son bir soru. Bu uluslararası ilişkilerde hiç mi tarihten ders alınmaz? Yani şöyle bir bakıyorum. Birinci Körfez Savaşı sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal işte bir koyacağız, üç alacağız demişti. Sonra Sakıp Sabancı bir toplantıda çok veciz ifade etti. Bir koyacağız, üç alacaktık ama üçün birini aldık deyiverdi. 200 milyar dolar Türkiye'nin o işten zararı vardı. Türkiye o parayı tahsil falan edemedi. Niye dönüp bakılmaz? Ya böyle bir deneyim yaşadık. Orada ne yanlış yaptık da şimdi bu Suriye'de, Irak'ta ya da bu dönemde, bu son 10 yılda, son 5 yılda aynılarını yapmaya devam ediyoruz? Yani galiba şöyle, sadece Türkiye örneğine sıkıştırmaya gerek yok. Pek milletler tarihten çok fazla ders almıyorlar, almazlar. İnsanlar da biraz öyle. Yani herkes kendi hatasını yapıyor. Çocuklarımız da var, onları da yetiştirirken görüyoruz. Arkadaşlarımız var, ya ben şunu yaşadım, bak sen böyle yapma diyor. Hadi gidip yine yapıyor onu. Herkes biraz bir şeyler olacak. İkincisi, biraz yani iktidarlar değiştiğinde, özellikle keskin değişiklikler olduğunda, yani daha önce hiç iktidara gelmemiş bir yapı iktidara geldiğinde, kendisinden öncekilerin bir takım işleri tamamen yanlış yaptığını düşünüyorlar. Bu sadece Türkiye'de özgü değil, başka yerde. İki, devletle olan, eğer devletle ilişkisi olmamışsa, yani iktidar gidip gelmişliği yoksa, devletin nasıl iş yaptığını ve bir takım hataları nasıl olduğunun da farkında olmuyorlar. Ve biz daha iyisini ve doğru yapacağız diye düşünüyorlar. Dolayısıyla aynı hatalara bir daha tekrardan düşülebiliyor. Bu çok hani ne diyeyim, fantastik hiç olmayan bir şey değil. Ama tabii ki şimdi Türkiye açısından bakarsanız, Orta Doğu coğrafyası ve Türkiye açısından bakarsanız, Türkiye'nin sadece Cumhuriyet dönemi tarihi değil, Osmanlı dönemi tarihine kadar da gidip bakarsanız birkaç tane burada çok ciddi nokta var. Bir, biz bu coğrafyadayız. Biz buradan bir yere gitmiyoruz. Bu devletler de bir yere gitmiyorlar. Bizimle bu devletler arasında bir tarihi sorun dönemi var. Yani biz bunu her ne kadar Türkiye'de Osmanlı dönemi büyük ölçüde doğru olarak bu coğrafyayı barış içinde tuttuğunu söylüyorsak da bu böyle ise de ama gidip oradaki insanlarla konuştuğunuzda Arap Orta Doğusu'nun özellikle aydın entelektüel kesiminde Türkiye bakışı bu bakış değil. Dolayısıyla orada bir sorunlu şey var. Şimdi bu varken bizim burayla olan ilişkilerimizde mutlaka iki katı daha hassas olmamız gerekiyor. Mesela Avrupa Birliği ilişkilerine göre. İki, sınır ötesi, pardon, deniz ötesi, deniz aşırı ülkelerle, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi ya da deniz aşırı olmasın ama Rusya gibi, yani süper güçlerle birlikte politika yürütecekseniz bu coğrafyaya yönelik olarak iki şey yapacaksınız. Bir, o ülkenin burada ne istediğini tam tespit edip bilip onun size ne kadar uyuştuğuna bakmanız gerekiyor ve şunu da bilmek gerekiyor. Bizim onların politikasını etkileme imkanımız onların bizim politikamızı etkileme imkanından çok daha zayıf. Dolayısıyla hani onlar böyle istiyor, ben böyle istiyorum, birlikte çalışalım, ben onları ikna ederim söylemi pek hayatta gerçekleşen bir şey değil. İki, o ülkelerin bu coğrafyadaki yerine bu coğrafyadaki insanlar nasıl bakıyor? Ben onunla işbirliği yaparsam nasıl algılanırım? Mesela Türkiye bir takım doğrular da yapmıştır, yanlışlar da yapmıştır. Yani 91'de
Özal'ın başka bir politikası vardı. 2003'te bunun tam zıttı bir politika izlendi. Hatırlayın. Yani 91'de Amerika'ya birlikte girmek istiyordu Özal Irak'a. Olsaydı iyi mi olurdu kötü mü? Hala tartışılır. Ben o sırada destekleyenler tarafındaydım. Dolayısıyla ayrı bir program yapabiliriz. Başka bir şey söyleyebilirim. Bir koyup 3 alacağız. Alacağız alabilirdik ama yani bizi bir de koymadık. Yani ona da katılmıyorum. Ama 2003'te de tam tersi politika izledik. Evet. Amerika'ya da izin vermedik. Onun da başka tür sonuçları oldu. Şimdi hangisi doğruydu bilemeyiz. Belki de en doğrusu süper güç değilseniz süper güçte yatağa girmeyeceksiniz. Yani yatağa girebilirsiniz de kendinizi süper güç olarak düşünmemeniz gerekiyor. Yani rolleri iyi oynamak. Mesela şunu düşünün. 1990'lı yıllarda Amerika ile birlikte Türkiye çok hani tandem bir ilişki geliştirdi. Hı. Ve Amerika Türkiye'ye Orta Asya'da ve Kafkaslar'da çok alan açtı. Yani alan açmaktan kastım şuydu, Türkiye'yi destekledi. Oraya bölgeye gittiğinde liderlerle konuşurken yani Türkiye ile işbirliği yapın vesaire dedi. Yani İran'a karşı, Rusya'ya karşı falan. Ve Türkiye bunu çok iyi değerlendirdi. Orta Asya'da, Kafkaslar'da, daha sonra da Karadeniz coğrafyasında. Orta Doğu bölgesinde bu alanı bu kadar açmadı Amerika Türkiye'ye. Daha az bir dar bir alan açtı. Biz o alanı genişletmek istedik. Sen genişletmek istedin, adam da genişlemeye müsaade etmek istemedi. Ve bir noktaya gelince de yani 2011'den sonra aslında bu alanı ben kendim bildiğim gibi genişletirim. Yani Amerika'ya da rağmen genişletirim dediğin zaman adam o zaman senin bir dakika kardeşim. Yani sen sınırlarını bilmen lazım ve onu seni o çerçeveledi. Yani farklı konjonktürler gelişiyor. Uluslararası ilişkiler maalesef biraz da böyle bunları doğru okumakla alakalı bir şey. Bir de tabii yani ben şeye çok önem veririm. Hani devletin onuru, gururu çok önemli bir şeydir. Yani bu hani insan onuru gururundan biraz daha farklı bir şeydir. Çünkü siz duygusal bir çöküş yaşarsınız belki ama devletlerin gururu söylediğiniz bir şey yapamazsınız. Ondan sonra hiç kimse hiçbir şey yaptıramazsınız. Çünkü ciddiyetiniz kalmaz, sizin ağırlığınız kalmaz. Biraz böyle bir sorun var Orta Doğu bölgesinde Türkiye'nin dış politikası ile ilgili. Bir takım şeyleri yapmak istedi, söyledi, tekrar etti, yapamadı. Bu biraz sorunlu. Bir de yani şunu yapmak gerekiyor, onuru ve gururu korumak için. Baskı gördüğünüzde yapmak zorunda kalacağınız bir şey varsa, hani bunu biraz abiyane tabir ettim. Ben de öyle delikanlılıkla yapmak, o baskı